Kolay gelsin. Sağ ol. Ben reçete de yazan ilaçları alacaktım. Aha, tabii hemen bakıyorum. Bu arada ben buraya yeni taşındım da kasabayla ilgili böyle bilgi almaya çalışıyorum. Öyle mi? Hoş geldiniz. Nereye taşındınız? Alemdar Sokağı'na taşındık. Böyle sessiz, sakin bir yer. Pek kimse de yok ama siz biliyor musunuz oraları? Alemdar Sokak mı? Yani keşke daha yakın yerlerde, yani buralardan bir yer baksaydınız. Orası biraz şey... Ne? Şey işte. Aman neyse, şimdi ilk günden hiç konuşmayalım. Olur mu canım? Daha sık görüşeceğiz, yüz yüze bakacağız. Ay dayanamayacağım, anlatacağım. Burada Hicran'ım yaşıyor. Onun kocası vardı, Erdal Bey vefat etti. Kızıyla baş başa kaldılar. Psikoloğa falan götürdüler ama fayda etmedi. Bizim Nermin Hanımlar var burada. Bir büyücünün adresini falan bulmuşlar. Ne yapacakmış büyücüyü? Ne bileyim, kocasının ruhunu ne çağıracakmış işte. Hatta gitmiş kadına yalvarmış, yakalmış, bir şekilde öğrenmiş işte. Nermin Hanımlar engel olmaya çalışmışlar ama hiç kimseyi dinlememiş. Sonra evde çağırmış. Musallat olmuşlar. Ya olur mu canım öyle şey? Kadının psikolojisi bozuk. Tur yani bir şey olmuştur. Yok canım, buradaki cami imamına götürmüşler. Adam görmüş, çok korkmuş. Bu beni aşar demiş yani. Musallat olmuş buna, ifritin teki demiş. Allah Allah, siz görüyor musunuz hiç? Ne yapıyor, ne ediyor, haberiniz var mı? Yok, epeydir görmüyorum. Burada birkaç çocuğa saldırmış, küfür falan etmiş. Ondan sonra mahalleli çok rahatsız olmuş bu olaydan. Buralara yakın 10-15 kilometre mesafede Arslan'ın orada bir kasaba var. Sinan Hoca diye biri yaşıyormuş orada. Alimin tekiymiş. Aslında ona göstermek lazım kadıncağız da işte. Hayırsız kız da yok ki. Anladım, anladım. Bayağı kötü durumdaymış. Benim borcum nedir acaba? Bir saniye. Borcunuz yok, sigorta karşılığı. Teşekkürler, kolay gelsin. Aa, buna da iyilik yaramıyor. Neyse, ne gitsin görsün kendi. Ben söylemiş olayım da. Ne oldu? Bir şey öğrenebildin mi? Yok kızım, yemiş buradaki herkes kafayı. Yok annene cinler dadanmış da, yok büyüler yapmış da. Nasıl ya? Ne cini ne büyüsü, Allah aşkına böyle şeylere mi inanıyor bunlar? Dedik, küçücük girişte boş boş konuşuyorlar. Bilmiyorlar Hicran teyzenin durumunu. Ne bekliyorsun ki yani? Dur sakin ol sen. Çözeceğiz biz bu durumu beraber. Şey yapalım ama evdekileri anlatmayalım. Şimdi gereksiz yere korkmasınlar böyle şeylerden. Bence kapatın bu evi, verin kiraya. Mis gibi İstanbul'da bir eve yerleştirelim Hicran teyzeyi. Yok, ben bir haddini bildireceğim ama. Kuzum Allah aşkına ne yapıyorsun? Yani ne bekliyorsun ki buradaki insanlardan? Ne anlamalarını sanıyorsun? Psikologla konuşan sensin. Durumları bilen sensin. Ne anlayacak buradaki insanlar Hicran teyzenin durumunu? Boş boş konuşuyorlar işte. Boş ver, tamam. Gidecek. Polis mi dikeceğim bir de başımıza? Ya ama bu kadar da olmaz yani. Neyse tamam, sakinim. Ama bir an önce gidelim şuradan, yoksa ben gerçekten kafayı yiyeceğim. Ya tamam kızım, aldık her şeyi. Geç. Kızma ne olur. Bak gidecekler diyorum sana. Sonra
yine eskisi gibi baş başa kalacağız. Biliyorum. Seni bir kerecik daha görebilsem. Aslında korkuyorum ama bana yetiyor. Mert, nerede kaldın ya? Uf, küreği buldum ama bayağı zor oldu yani. Sen ne yaptın? Hicran teyze ne yaptı? Uyandı mı? Uyandı. Az önce odasına çıktı. Durumu nasıldı? Ben aşağı doğru inerken o kendi kendine duvardaki fotoğrafla konuşuyordu. Yani açıkçası ben biraz korktum. Ciddi misin ya? Ama normal yani. Durumları biliyorsun. Biliyorum da işte. Ne bileyim. Tamam ben geldim. Korkma hadi. Kızlar nerede? Kurt gibi acıktım ya. Hicran teyzeciğim, beğenmedin mi yemeklerimi? Tabii sen de haklısın. Seninkiler kadar güzel olmaz ama kıyamazsın bana. Yersin benim yemeğimi ya. Annem, hadi ye yemeğini. Bak daha ilaçlarını içeceksin. Sonra da bir güzel uyusun ha. Yarın sabah erkenden kalkıp şu bahçedeki leşleri çöpleri temizleyeceğim ya. Çok pis kokuyor. Böcek möcek çeker. Of Mert ya, var ya senin de yemin ederim sofrada börtün böceğin bitmedi. İnsanların midesini bulandırdın. Ya ne dedim? Tamam sustum, özür dilerim. Annem, hadi ne olur ye yemeğini. Yemeyeceğim şimdi. Odama gidiyorum ben. Sonra orada yerim. Ya daha durun, bu ilk gün ya. Hem ilaçlarını düzenli kullanmadı bile. Evet, doğru söylüyor ya. Bak geldiğimizden beri eski hali de yok sanki. Bence 3-5 güne toparlayacak. Nasıl bugün biz yok gelmeyiz? Vallahi Derya, siz çıktıktan sonra tam yukarıya odama şarjı almaya çıktım. Aşağı inerken bir baktım kendi kendine konuşuyor. Önce bir korktum ama sonra duvarda Erdal amcanın fotoğrafına kilitlenmiş. Ay kuzum benim ya. Yapma ne olur böyle. Bak biz de buradayız. Toplayacağız onu birkaç gün. Merak etme sen kendini lütfen. Bak hapların takip edelim. Bir şey kalmayacak.